genel izleyici. Herkesin duyduğu, çoğunun merak ettiği ve pek azının görebildiği ülkedeyim. Uçsuz bucaksız Çin'in bir ucundan ötekine unutulmaz bir yolculuk yaptım. Ben Sıdal Utkucu. Birkaç yıldır Çin'de yaşıyorum. Sizi de benimle birlikte Çin'i keşfe davet ediyorum. Burada binlerce yıllık kültür simgeleri var. Burası Wing Chun'un memleketi. Kung Fu burada gelişiyor ve aktarılıyor. Heşan'da heyecan dolu bir yolculuk sizi bekliyor. Heşan, Guangdong eyaletinde, Batı Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Göletler ve kanallarla dolu Lingnan'a girdikten sonraki ilk durağımız Aslan Dansı ekibinin yanı. Dünyaca ünlü aslan dansı hem sanatsal etkinlik hem de geleneksel bir spor. Aslan dansında iki kişinin işbirliği yapması gerekir. Biri kafa kısmını, diğeri kuyruk kısmını oynatır. Aslan dansı kötülüğü kovmak ve uğur getirmek için yapılır. Bu dansta sergilenen koordinasyon insanları kendine hayran bırakıyor. Bu aslan kostümü sarı, bu aslan kostümü kırmızı. Sarı Çin tarihindeki Liu Bei adlı bir imparatoru temsil eder. Kırmızı ise Çin tarihindeki ünlü bir generali temsil eder. Ve buradaki aslansa Çin tarihindeki Zhang Fei adlı bir generali simgeler. Aslan dansının aksesuarları usta ellerden çıkar. Aslan başı, sağlam ve sert bambu şeritleri, kağıt hamuru ve çeşitli liflerden yapılır. Sadece güzel bir görünüme sahip olmak yeterli değildir. Her bir sembolün ifade ettiği anlamı usta ellerin çıkarması gerekir. Aslan dansı töreni için önemli bir tören daha gerçekleşecek. Şimdi ona şahit olacağız. Aslında ritüel içinde ritüelde diyebiliriz. Tam olarak nasıl bir ritüelden bahsediyoruz? Bu ritüelden önce ilk olarak aslanımızı temizleyeceğiz. Servi ağacı yaprağı ve greyfurt ağacı yaprağı kullanacağız. Servi içinde çok sayıda torunun varlığını simgeler. İlk olarak alnın ortasına çizilecek. Uğur getirsin. İkinci olarak gözlere çizilecek. Gözleri parlak olacak. Özel bir bakışa sahip olmalı. Üçüncü olarak kulaklara çizilecek. Kulakları çok iyi duysun. İyi niyetli. Sonra da ağzına çizilecek. Evet, bu da sağ salim anlamına geliyor. Evet, uğur ve şans getirsin. Bolluk ve bereket getirsin. Beşinci olarak gözlerin köşeleri çizilecek. Olağanüstü bir ruhla görkemli ve uzun bir görüntüye sahipsin. Son olarak da baştan kuyruğa kadar çizilecek. Yıl boyunca iyilikler yaşansın. Ritüel tamamlandı. Aslan dansçısı, aslanın vücudundaki altı noktayı parlak kırmızıya boyar. Bu, dans başlamadan önce yapılan vazgeçilmez bir ritüeldir. Şimdi ben biraz daha deneyeceğim. Sanırım bana öğrettiği kısmı
biraz daha genişletecek, daha uzun bir kısım öğretecek galiba. Çin Aslan Dansı, Güney ve Kuzey ekolleri olarak ikiye ayrılır. Güney ekolüne aslan uyandırma da denir. Aslan güçlü ve serttir. Bakışlarındaki ifade önemlidir. Dansa heyecan uyandıran davul sesleri eşlik eder. Heşan Aslan Dansı'nın özelliği dinamizmin ve durağanlığın kombinasyonunu oluşturmasıdır. Şimdi Heşan Aslan Dansı Birliği'nin kendi tişörtünden giydim ben de. Onlardan biri oldum mu bilmiyorum ama onlardan şimdi birkaç hareket öğreneceğim. Kedi gibi hareket edeceksin. Aslanın kedi gibi yürümesi de önemli. Aslan, cüssesinin kedi gibi adımlar atmasıyla neşe, öfke, şaşkınlık, sevinç, şüphe, coşkunluk, uykuya dalma ve uyanma olmak üzere 8 figür yaratılmıştır. Çok zor. Bunu yapabilmek için temel çağdan bakıldığında sadece bir aslan kafasıyla burada hareket ediyormuşuz gibi görünebilir ama bunu yapabilmek için temel kung fu hareketlerini, bazı adımlarını da bilmeniz gerekiyor. Sadece kafanıza aslan kafası geçirip sağa sola hareket ettirmek değil yani. Aslan dansı Çin'le özdeşleşmiş bir gelenek ama ben sadece kutlamalarda eğlence katması için icra ediliyor diye biliyordum. Böyle bir ritüel, spiritüel bir anlamı olduğunu da bilmiyordum. Bir törensel yanı olduğunu da bilmiyordum. Ve kung fu'yla da yakın ilişkisi bulunduğunu da daha önceden hiç duymamıştım. Bugün burada yeni bir keşif daha yaptım diye düşünüyorum. Ve onun da keyfi bambaşka. Heşan dendiğinde akla gelenlerden biri de Wing Chun. Bugün Gula kasabasındayım. Gula kasabasını çok önemli kılan bir şey var. Wing Chun. Wing Chun, Kung Fu'nun en önemli ekollerinden biri. Hatta en büyük ustalarından. Lian Zhen bu kasabada doğup büyüyor ve öğretilerini bu kasabada geliştiriyor. Hatta Wing Chun Kung Fu'su bu kasabada nesilden nesile hala aktarılıyor. Lian Zhen, Wing Chun'un kurucusu Yang Yongchun'la tanışıp ondan özgün teknikler öğrendi. Daha sonra bir dövüş sanatları kulübü açtı. Liang bir taraftan çıraklarına ders verirken, diğer taraftan Wing Chun tekniklerini geliştirdi. Ve sonunda bir dövüş sanatları ustası oldu. Şu an Liang Zhan'ın evindeyiz. Heşan'daki 100 yıllık tarihe sahip bu ev, kültürel bir miras olarak korunuyor. İnsanlar buraya gelerek bu büyük ustayı anıyor. Bu mekanda kültürel dokunun korunmasına büyük bir dikkat sarf edilmiş. Ve de Bruce Lee, bir nesle kung fu sevgisini aşılamış bir isim. Hollywood'da bu kadar çok ün kazanan, bu kadar çok film çeken ilk Çinli. Bruce Lee sayesinde kung fu'yu duymayan kalmadı. Hatta Çin'i dünyaya ilk duyuran isimlerden biri. Biraz kung fu'yla ilgilenip de Bruce Lee'yi bilmeyen yoktur. Ve dedim ya, hiç kung fu'yu duymayan isimler bile, kişiler bile Bruce Lee sayesinde kung fu'yu öğrenmişti. Burası aslında bir tören salonu. Lian Zhan bir öğrencisini kabul edeceği zaman, bir kişiyi öğrenci olarak kabul edeceği zaman burada bir tören düzenliyormuş. Zannediyorum ki burası o işlevini daha sonraki dönemlerde de sürdürdü. Ip Man ve hatta Bruce Lee bile belki öğrenci olarak burada o törene katıldılar. Burası Lian Zhan'ın egzersizlerini yaptığı yerlerden biri. Herhalde burada öğrencileriyle birlikte günlük egzersizlerini
yapıyorlardı sanırım. Wing Chun nesilden nesile aktarılan bir ekol, önemli bir Kung Fu ekolü. Dünyanın pek çok yerinde çok önemli ustalar Wing Chun ekolünün yayılmasına, daha çok kişi tarafından öğrenilmesine de katkı sağlıyor. Hışan, burada bu eğitimi alabilmeniz için çok önemli bir yer. Ben de buraya kadar gelmişken en azından temel hareketleri, en temel noktaları öğrenmek istiyorum. Şimdi o yerlerden birine gideceğim. Heshan'ın Dongbian köyünde birçok Wing Chun aile dövüş sanatları salonu var. Feng Jiahui'nin salonu da bunlardan biri. Kaç yaşında başladınız Wing Chun'a ve ne zamandır eğitmenlik yapıyorsunuz? 10 yaşında Kung Fu öğrenmeye başladım. Onlarca yıldır eğitim alıyorum. Şu an yüzlerce öğrencim var. Liang, Wing Chun'la ilgili her şeyi babasından öğrenmiş. Bunun için babasına müteşekkir olduğunu belirtiyor. Babam Feng Genzu'dan Wing Chun öğrendim. Babam Heshan Wing Chun'un 4. nesil temsilcisi. Liang Zan babamın hocasının hocasıdır. Sadece kafamda biraz netleştirmek için soracağım. Babanız Bruce Lee ile aynı nesilden, siz de Jackie Chan'le mi? Evet. Büyük onur olsa gerek. Ben de sizinle tanıştığım için çok büyük onur duydum. Şimdi burada verdiğiniz eğitimle de ilgili biraz merak ettiğim noktalar var. Burada ne tür eğitim veriyor söyleyebilirsiniz? Heshan Wing Chun kapsamında toplam 12 hareket var. Şimdi sizden tehlikeli durumlarda kendimi savunabilmem için bana bir iki hareket öğretebilir misiniz? Sunucumuz Feng Usta'dan Wing Chun öğreneceği için çok heyecanlı. Heshan Wing Chun'unu öğrenmek için en önemli nokta dövüş sanatının etik yönünü öğrenmektir. Dövüş sanatı etiği görgü kurallarını da içerir. Wing Chun'un klasik selamlaşması mutlaka yapılmalıdır. Sağ el yumruk yapılır, öbür el açık bir şekilde onun üzerine koyulur. Bu esnada baş hafifçe eğilir. İşte burada durur. Bu selamlama barış ve dostluk anlamını taşır. Bir de dövüş sanatları dünyası tek bir ailedir anlamına gelir. Gualo Heshan, Wing Chun'un kapsamındaki önemli bir hareket. Danyan Tao, at duruşu. Dönüyorsun, işte böyle. Wing Chun, Çince'de bahar şarkısı anlamına gelir. Bu spor, sertlik ve yumuşaklığı bir arada bulundurur. Sporcuların zihinsel ve duygusal otokontrol yeteneğini geliştirir ve onlara mükemmel bir hız ve güç kazandırır. Heshan Wing Chun'un bir önemli özelliği de at duruşuyla güç kullanmak. Diğer bir özelliği de en kısa mesafede, en güçlü ve en hızlı şekilde rakibe saldırmak. Heshan ekolü, Wing Chun'un karmaşık hareketlerini 12 temel harekete indirir. Pai Shou vuruşu, Danyan Tao, Tan Shou vuruşu, ellerle aşağıya basma. Sunucumuz kısa bir çalışmanın ardından bazı temel hareketleri öğreniyor. Ve kısa sürede oldukça gelişme kaydediyor. Çok zorlandım. İlk başta kendim yapamam gibi geldi. Çok zorlandım. En son artık dedim olmadı. Ama oldu diyorlar, bilmiyorum. Gerçekten çok zor. Benim gibi bir de dövüş sanatlarıyla hiç ilgisi olmayan bir insana çok çok daha zor. Ama iyi konsantre olmak gerekiyor, iyi izlemek gerekiyor. Aynı zamanda çünkü hem vücudunuzun üst kısmı, hem kollar, hem de bacaklar, hepsini koordineli olarak hareket ettirmeniz gerek. En azından belki temeli öğrenmişimdir diye düşünüyorum. Bunun üstüne öğrenmeyi ben de geliştirmeyi çok isterim. Bu egzersiz tahtası esas olarak Heshan Wing Chun dövüş sanatında egzersiz yapılırken kullanılıyor. 200'den fazla yıllık geçmişe sahip. Feng Jiahui yıllardır Wing Chun eğitimi davasına bağlı kaldı. Wing Chun'un nesilden nesle aktaran herkes coşkuyla dolu. Ha.
Nişanda çocuk da olsa herkes Wing Chun teknikleri hakkında bilgiye sahip. Wing Chun buradaki çocukların özgüvenini artırıyor. Heşanlılar bu sporu dünyaya öğretiyor. Bugün 60'tan fazla ülkede 4000 salonda Heşan'ın kültürel simgesi Wing Chun öğretiliyor. Çin'den dünyaya yayılan, Çin'in kültürel simgesi olan sporlardan biri de Wing Chun. Bir savunma. Evet. Savunma, savunma. Evet. Li Tiefu 16 yaşındayken yurt dışına gitti. Kanada'da Arlington Güzel Sanatlar Akademisi'nde ve İngiltere'deki Kraliyet Sanat Akademisi'nde sanat eğitimi gördü. 1896 yılında Sun Yat-sen tarafından başlatılan demokratik devrime katıldı ve Çin'de modern sanatın ve demokratik devrimin öncülerinden biri haline geldi. Çin'in sanat tarihinde olağanüstü yağlı boya tekniğiyle bir öncü haline geldi. Ustaya duyulan hasret ve hayranlığın ifadesi olarak 1983 yılında doğum yerinde adını taşıyan bir galeri kuruldu. Resme ve sanata ilgi duyan birçok öğrenci buraya geliyor. Öğrenciler buradan aldıkları ilhamla kendi resimlerinde büyük bir keyifle çalışıyorlar. Deneyebilirsiniz. Evet, şöyle tutun. Hangi taraftan? Buradan devam mı ediyorum, buraya mı? Geri kalan bu iki narı çizmeyi deneyebilirsiniz. Biraz toprak sarısı ve limon sarısı deneyebilirsiniz. Buraya. Evet, boyaları biraz karıştırın. Evet, işte oldu. Daha koyu renk istiyorsanız biraz daha boya ekleyebilirsiniz. Çok güzel. Heşan, Tiefu'nun sanatını yeni nesillere aktarıyor. Böylece mirasın korunması sağlanıyor. Sanat Heşan'a farklı bir renk katıyor. Gulao Su kasabası da manzarasıyla bir tabloyu hatırlatıyor zaten. Bugün Gula Su Kasabası'ndayım. Su Kasabası denilen yer aslında içinden küçük derelerin aktığı, göletlerin olduğu, balık çiftliklerinin bulunduğu bir yer. Burası da nesillerdir geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Ben de bugün burada balık tutmayı deneyeceğim. Gulao, Heşan'ın kuzeybatısında ve Xizhang Nehri kıyısında yer alan bir kasaba. Nehrin suları yukarıdan akarak Gulao'dan geçer. Suların getirdiği çamur ve kumların birikmesiyle de birçok alüvyal düzlük oluşmuştur. Gulao Su Kasabası 600 yıldan fazla bir geçmişe sahip. ...600 yıl önce Gulao'daki insanlar bu düzlüklerde balık yetiştirmek için havuzlar kazdılar. Havuzların kenarlarına evler inşa edildi. Kendilerine yaşamlarını geçirecek yerler yarattılar. İşte bu nedenle tepeden bakıldığında su kasabası tek tek dikilmiş iskeleler gibi görünüyor. Bu nedenle Gulao'ya etrafı çevrili iskele denir. Peki insanlar burada geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Su kasabası olduğundan sakinler de suyla ilgili işlerle geçimlerini sağlıyorlar. Buranın sakinleri esas olarak su ürünleri yetiştirerek geçimlerini sürdürür.
1980'li yıllardan önce biz burada esas olarak 4 tür balık yetiştiriyorduk. 1990'lı yıllardan itibaren kasabamız belli ekonomik temellere sahip olmaya başladı. Biz de yüksek ekonomik değere sahip balıklar yetiştirmeye başladık. Mesela guyha balığı, altın yılan balığı ve Kaliforniya levreği gibi türler. Ağımızı atınca tek seferde 50 kilogram kadar balık tutabiliriz. 15 bin nüfusa sahip bu kasaba, bölgenin Venedik'i olarak adlandırılıyor. Geniş yüz ölçümler üzerindeki suların varlığı, bu benzetmeyi pek de haksız çıkarmıyor sanki. Ulaşımımız temel olarak bu küçük kayıklarla yapılıyor. Düğün gibi önemli törenlerde hep bu tür kayıklar başlıca ulaşım aracı olarak kullanılır. İşte balık ağını atacağımız yere geldik. Şimdi bir köylü ağ atacak. Ve bakalım hangi balıkları tutacak. Bugün bizim için iyi bir av oldu. Bak, bu büyük olanlar Bulao'ya özgü balıklar. Bunlar midye ve çim sazanı. İyi sayılır. Bugünkü avımız gayet iyiydi. Heşanlılar suyla iç içe yaşıyor. Onlar yüzlerce yıldır tekneleriyle toprağı ve suyu koruyorlar. Ayrıca balıkçılık buradaki en büyük geçim kaynaklarından biri. Tamamladım. Sabah balık tuttuk. O sırada bir de kayık keyfi yaptım. Ondan sonra bir gemi ustasını ziyaret ettim. Şimdi de son olarak bir balıkçının evine geldim. Burada yöresel yemekleri yapmayı deneyeceğim onlarla. Şimdi sana yemeklerimizi yapmayı öğreteceğim. Sol elinle. Sonra bastı arkada. Tamam. Diğer çim mantılarına göre yapımı biraz daha kolay. Ama hamurunu açması tabii biraz pratik gerektiren bir şey. İlk defa yaptım ben de. Oldu gibi galiba. Çin'de mantı harcı konusunda herhangi bir sınırlama yok. Her türlü deniz ürününü ya da kırmızı eti kullanabiliyorlar. Hatta bazen birlikte kullanıyorlar. Bu konuda çok zengin aslında mantı harcı. Mantı hamuru da çok zengin. Renkli renkli mantılar da yapabiliyorlar. Ben bunu daha önce yememiştim. Şimdi ilk defa yapacağım. Saydam olacakmış. Onu da merak ettim açıkçası. Nasıl saydam görünecek diye. Lezzetli mantı yapabilmek için un iyice yoğrulmalı ve hamur çok ince açılmalı. Hatta mantının içindeki harcın dışarıdan görülmesi de çok önemli. Soframız hazır sayılır. Bunu kendi ellerimle yaptım. Onun dışında soyalı tavuğumuz var. Bir çeşit tatlı var. Bu tatlı da ottan, bir çeşit ottan yapılmış. Ezme gibi daha çok. Diğer teyzeli birlikte yaptığımız diğer mantılar bunlar. Çinliler bu mantıları balık derisi mantısı gibi bir kelime kullanıyor bu mantı için. Hakikaten de bir deniz canlısına benziyor. Onun dışında midyemiz var. Onun içinde de acı biber, sarımsak var. Yine bir balık yemeğimiz var. Ve klasik Çin mantısı. Yemeklerimiz hazır. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte tatlarına bakacağız.
Heshan'da yemyeşil tepeler ve bol su, çay yetiştirmek için mükemmel bir ortam yaratıyor. Çay yetiştirmek, toplamak ve çay yapmak, Heshanlıların hayatının en önemli parçası. Burada sözde çay uzmanlığı değil, gerçek çay sevgisi var. Çayı çok seven sunucumuz hazır buradayken tarlaya girip biraz çay yaprağı toplamak istiyor. Koparma şeklinde ulon çay yapılabiliyormuş. Çekirdek. Ah, bununla siyah çay, bununla da beyaz çay yapılabiliyormuş. Oolong çayı yapılırken en önemli nokta aromayı ortaya çıkarmak. Bunun için ilk adım çayın sıcaklığını düşürmek. Soğuduktan sonra çay yaprakları bambu eleklerden elle geçirilmeli. Daha sonra da çay yapraklarının suyunu çıkarma, karıştırma ve kurutma gibi bir dizi işlem uygulanıyor. Elle çay yapraklarının bükülüp kurutulmasıyla oolong çayının yapımı tamamlanır. Ve işte sepeti böyle sallarsın. Sonra 1,5 saat bekle, yaprakları hareket ettirme. Yaptığımız işlem bu işte. Sadece birkaç saniyede yapraklar tadını hemen suya verdi. Çok kısa bir süre demlediler. Sadece bir suyu çevirdi. Sonra servis etti. Ona rağmen çok güzel bir tat var bu çayın içinde. Mesela biz Türkiye'de uzun uzun demleriz çayı. Böyle bazen 15 dakika, 20 dakika, bazen yarım saat uzun uzun demleriz. Sonra da tabii uzun demleyince çayın yoğunluğu da artıyor. Üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Ama sizde hiç öyle bir şey yok. Zaten kısa bir süre demleyip aktardığınız için çayın içine su ilave etmeye gerek kalmıyor herhalde. Çin, çayın ana vatanıdır. Bu topraklarda çayın uzun ve zengin bir geçmişi vardır. Tarihte, edebiyatta, sanatta, her yerde çaya rastlamak mümkündür. Ve tüm bunlar çaya ruhunu vermiştir. Çay sadece basit bir aromalı içecek değil, aynı zamanda bir kültür aktarıcısı olmuştur. Yerel çay kültürünü de öğrendikten sonra gezimize son veriyoruz. Bu eski su kasabası ve balıkçı köyü gün geçtikçe gelişiyor ve dünyanın dikkatini daha çok çekiyor. Lingnan kültürünün bir temsilcisi olarak Heshan şehri özgün kültürel sembolleriyle eşsiz cazibesini tüm dünyaya gösteriyor.